Gazetecinin Ölümü. Yazan Horace McCoy, çeviren Ahmet Altan, uygulayan Birsen Künt, yöneten Zihni Küçümen, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Mike Şükran Güngör, Yazı İşleri Müdürü Devrim Parsçan, Lawrence Zihni Göktay, Mira Ayşegül Yalçın, Ed Avni Yalçın, Ekman Zafer Önen, Şerif Ünal Gürel, Julie Mümtaz Ener, Krisom Kamran Yüce, Jane Candansay, Hizmetkar Selim Naşit, Bagriola Cengiz Keskin Kılıç, Haçlı Muammer Esi, Ebrahim Osman Görgen. Günaydın şef. Beni aramışsın. Geç otur Mike. Nereden buldun bu hikayeyi? Tamamıyla doğrudur. Sana doğruluğunu sormuyorum. Bu hikayeyi nereden bulduğunu soruyorum. Önceki gün ele geçirdim. Şampiyonanın son maçıydı. Neden böyle ısrarla soruyorsun? Bomba gibi haber işte. Bana biraz garip gibi geldi de. Düşün, kupa almış bir takım birkaç kumarbazın hatırı için şampiyonluk maçını satıyor. Senin garip gibi geldi dediğin bu işte. Galiba bu yazıyı da çöp sepetine atacaksın. Evet. Böyle bir yazıyı atamazsın. Bütün kulüpler aldatılıyor. Hem bunu bilen tek gazete biz değiliz ki. Öbürleri de öğrendi. Bu akşam kullanırlar. Şimdi sen Yazı İşleri Müdürü olarak basmazsan bunu resmen atlatılmış olur. Onların da kullanacaklarını sanmam. Gazetenin politikasını biliyorsun. Tabii. Gazetenizin politikasını biliyorum. Sen bu idealistliği bırak artık. Demek öyle. Hani geçen hafta Ku Klux Klan'ın yeniden kurulduğunu anlatan bir yazı getirmiştim. Onun hakkında da mı böyle düşünmüştün? Klan çoktan öldü. O söylediğim klan değildi. Peki. Haçlılar öyleyse. Ya da kendilerine ne halt diyorlarsa o işte. Gülün adı değişmekle kokusu değişmez. Cübbeler giyip kukuletalar takarak gizli toplantılar yapıyorlar. Sana daha önce de söyledim. Kentteki hiçbir gazete bu haçlılar konusuna dokunamaz. Patlamaya hazır bir bomba bu. Kurcalamaya gelmez. Hem sen bu aşırı fikirlerinden vazgeçsen iyi olur. İleri gidiyorsun. Eskileri yırttın, tamam, yırt at. Ama şimdi elinde bomba gibi bir haber var. Futbol kulüpleri şike yapıyor, hem de göz göre göre. Binlerce çocuk var bu satılmış oyunculara tapan. Onlardan da mı utanmıyoruz? Anlaşılıyor ki konulara bakış açımız değişik. Sana yapabileceğim tek iyilik başka bir kentteki gazetede iş bulmanı sağlamak olabilir. Beni işten atamazsın. Çünkü istifa ediyorum. Sizin büyük bir basın biriminiz, benimse parlak bir fikrim var Bay Lawrence. Ha? Bir dergi çıkarmak istiyorum. Gazetedeki işine ne oldu? Hiçbir şey olmadı. İstifa ettim. Her neyse. Nasıl bir dergi çıkarmak istiyorsun? Bunu az çok New York'a benzer bir şey işte. Tabii onun gibi sahtekar olmayacak. Nasıl olacağını da daha tam olarak kararlaştırmadım. Eğlendirici haberler, sosyete haberleri falan vereceğim. Hı. Arada halkın bilmediği gerçekleri anlatan manşetlik haberler de basacağım. Ne gibi gerçekler? Bütün olayların iç yüzü. Politika, spor, ne olursa. Olayları dikkatle izleyip aktaracağım. Bu daha çok gazetelerin işi değil mi? Aslında öyle. Ama hiçbiri buna yanaşmıyor. Korkuyorlar. Buna da diplomasi diyorlar. Fena isim bulmamışlar. Kaç nüsha istiyorsun? Ne cins kağıda basılacak? Dur bir dakika. Galiba anlatamadım. Yani dergiyi çıkartmak için sana para verecek değilim. Ben parayı senin vermeni, beni de Yazı İşleri Müdürü yapmanı istiyorum. Ne? Hiçbir şey anlamadım. Ben bir dergi çıkarmanın sorumluluğunu yüklenemem Mike. Hem dertsiz senin... başımı neden derde sokayım? Hayır, sorumluluk falan yükleneceğin yok. Her şeyle ben uğraşacağım. Parasını ben vermeyecek miyim? Daha ne? Sen sadece dergiyi basacaksın. Gerisi bana ait. Dağıtım, reklamlar, makaleler. Özür dilerim Mike. Beni sarmadı bu iş. Bak Lawrence, koca kentte bu tür dergiyi çıkaracak gerekli araçlara sahip birkaç kişiden birisin sen. Hem bu sana pek fazla yapatlamaz. Böyle bir dergiyle tonla para kırarsın. Eğer bu dergiyi çıkaracak olursak ilk sayı için 5000 tiracı garanti eder. Fena sayılmaz. Dahası var. Bu kentte olanların hepsini anlatacağım. Bunun da halkı ilgilendirmeyeceğini söyleyemezsin ya. Başından büyük işlere kalkıyormuşsun gibi geliyor bana Mike. Ama birinin de böyle bir işi yapması gerekiyor. Bir sürü düşman kazanacaksın. Doğru. Bu işe kızanlar olacak elbet.
bütün namussuzlar, üçkağıtçılar bize düşman kesilecek. Buna karşılık bütün namuslu kişiler de bizden yana olacak. Yani gücü olmayanlar demek istiyorsun. Bak Mike, yapmak istediklerini takdir ediyorum. Ancak sana yardım edemem. Böyle bir işi denemeye yetecek kadar param da yok, gücüm de. Peki ilk sayı kaça çıkar sence? Toplam 7-8 bin dolar civarında. Tut ki 25 bin dolar buldum, dergiyi çıkardım. Hı. Halk da bu dergiyi beğendi ve tuttu. Bu senin için bir şey ifade eder mi? Edebilir, hele o günler gelsin de bir düşünürüz. Peki eğer ilk sayı satarsa ilgilenir misin bu işle? İlgilenebilirim. Peki, görüşmek üzere. Hadi hoşça kal. Güle güle Mike. Herhalde burası işini görür. Sabahleyin odanı temizlettim. Çok güzel, çok güzel. Tam bana göre. Şimdi bütün istediğim bir masa daha. Bir de yazı makinesi. Ha, buranın anahtarı nerede? Senin için bir anahtar yaptırırım. Evet. Şimdi ilk sayıyı ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun? Bir haftaya kadar. Adını ne koyacaksın? Kozmopolit. Nasıl buldun? Kozmopolit. Ha? Hiç de fena değil. İlk sayı için biraz reklam alsak fena olmayacak. Bulmamak için bir neden yok. Sağ solu bir kolaçan ederim. Hadi ben çıkıyorum. Yarın görüşürüz. İyi çalışmalar. Sağ ol. Günaydın. Merhaba. Nereden çıktın? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ya sen? Görüyorsun işte. İyi bir yer bulmuşsun. Şuradaki benim masam mı? Senin masam mı? Evet, sana yardım edeceğimi biliyorsun. Yardıma ihtiyacım yok. Yardıma ihtiyacın olacak. Hem de çok yakın bir zamanda. Başına geleceklerin farkında değilsin gibime geliyor. O kadar değil artık. Her neyse, şimdilik kimseyi işe alacak halim yok. Sana dün de söyledim ya, meteliksizim. Hem bütün işleri tek başıma yapabilirim. Nefretine mi güveniyorsun? Nefretime mi? Nefret ettiğim falan yok. Senin en iyi tarafın nefret etmen. Bu nefreti her zaman taze tutmaya bak. İleride sana çok yardımı dokunacak. Yarın sabah kaçta geleyim? Efendim? Kaçta burada olacaksın? 9'da falan ama... Yarın ya... görüşürüz öyleyse Sayın Mike Dolan. Alo? Evet burası. Chicago mu? Kim? Peki bağlayın burada. Kim? Futbolla ilgili bir adam arıyormuş. İsmi Landis mi ne? Dinle bak Vera. Bizim haber nasıl etkisini gösterdi. Şampiyonada şike yaptıklarını kabul eden 6 oyuncuya ceza kurulu başkanı Landis süresiz boykot verdi. Hem de Chicago ajansının muhabiri veriyor. Carlton futbol takımının 6 as elemanı şampiyonada şike yaptıkları anlaşıldığından Merkez Ceza Kurulu tarafından süresiz boykotla cezalandırılmışlardır. Anlaşıldığına göre 2 oyuncu şike olayını Merkez Ceza Kurulu Başkanı Landis'e tüm ayrıntılarıyla itiraf etmişlerdir. Ancak parayı verenin adını açıklamayı kesinlikle reddetmişlerdir. Skandalı ilk olarak bir ay önce çıkmaya başlayan ve Mike Dolan'ın yönettiği Kozmopolit dergisi ortaya atmıştır. Şike olayına adı karışan oyuncular Kaptan Donald... İşte böyle Mira. Helal olsun. Doğrusu işlerini iyi yapmışlar. Hem de birinci sayfadan sürmanşet vermişler. Ülkedeki bütün gazetelerde bundan bahsediyor. Bu büyük bir olay. Mr. Lawrence da geldi. Merhaba çocuklar. Sana Ed Bishop'u tanıtayım. Ed ünlü muhabirlerdendir. Memnun oldum Bay Ed. Ben de. Ed'i işe aldım. İşe mi aldın? Evet. Ayrılmasına ben sebep oldum. Zaten ikimiz işlere yetişemiyorduk. Ed çok iyi gazetecidir. Yüreklidir de üstelik. Hayırlı olsun. Yeni satış raporu. Belki bakmak istersin diye düşündüm. 4000 ha? Dördüncü hafta için hiç de fena değil. Kentte herkes dergiden söz ettiğine göre epeyce reklam almamız mümkün. Umarım alırız. Tanesi 50 centten 4000 dergi pek gelir sağlamıyor. Bu akşam çalışıyor musunuz? Sayfaları denetledik. Dergi basılmaya hazır. Bu akşama yapılacak bir şey kalmadı. Abone işinin peşini bırakmayın. İyi geceler. Ben eve gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ben de gidiyorum. Lawrence pek tutmadı beni galiba. Niye tutmasın canım? Yalnız eli biraz sıkı olduğundan yeni birini işe almam...
Ne istiyorsun Fritz? Ne istediğimi gayet iyi biliyorsundur. Futbol hayatımı söndürdün. Anlıyorsun değil mi ne istediğimi? Seni kalleşirim seni. Fritz kendine gel. Sen de belanı bulacaksın. Geber dikkat et. Anlamıştım zaten. Herif cebinden tabancasını çıkartmaya kalkışırken fark ettim. Gözünü kan bürümüş. Yumrukların da hiç fena değilmiş. Bir an bayılacağım sandım. Çok korktum. Bayağı heyecanlıydı değil mi? Bu daha başlangıç gibime geliyor. Sen işlere gerçekten giriştiğimiz zaman gör asıl. Durum çok ciddi. Reklam toplayamıyoruz. Reklam işlerine Ekman bakıyor. O anlasa daha iyi olacak. Meselenin aslı şu. Artık Kozmopolit için reklam almıyoruz. Öbür gün 5. sayı çıkacak. İçinde ne kadar reklam var dersin? Bilmem ki. 7 sayfa vardır herhalde. 5,5 sayfa. Sadece 2 sayfanın parası verildi. O da sayfa başına $200. Oysa her sayı bize $500 patlıyor. Nerede yaya kaldığımızı görüyorsun değil mi? Peki anlamadığım bir şey var. Geriye kalan 3,5 sayfalık reklamı neden beleş basıyoruz? Bunları basmak için de para almamız gerekmez mi? Bunları armağan olarak basıyoruz. Bunu böyle yapmak zorundayız. Öteki gazetede ayırdığımız yarım sayfaya karşılık onlar da bizim 3 sütunluk reklamımızı basıyor. Geriye kalan 2,5 sayfayı da büyük kuruluşlara ayırıyoruz. Peki satışların artmasını sağlayamadık mı? Dediklerine bakılırsa sağlayamamışız işte. Görüyorsunuz ya reklam vermiyorlar. Daha doğrusu böyle demek belki daha avutucu olur. Aslında derginin tirajı iyi de satış futbol skandalını açıkladıktan sonra iyice arttı. Halkın gözüne girdik ama giderleri karşılayacak reklam alamıyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bütün yapabileceğim elimden geldiğince iyi bir dergi çıkarabilmek. Bundan böyle çıkmayacak herhalde. Gelecek sayıda açıklayacağımız hikayenin kesinlikle basılması gerek. Ama bunu söylememde bir yarar var mı bilmiyorum. Benim için hiçbir haber $500 değmez. Evet ama benim için $500 değer bu hikaye. Peki gelecek sayıyı basmak için gereken parayı bulursam? Hani ilk sayıda olduğu gibi. O zaman olur tabii. Parasını sen ödedikten sonra. Peki. Parayı öğleden sonra bulmaya çalışacağım. Ama siz baskıyı durdurmayın. Para yarın elindedir. Nasıl gidiyor Ed? İyidir. Ama ne olur başımda durma. Affedersin. Dün gece seni aradım. Dışarıdaydım. Şu McAllister denen kadının nerede oturduğunu bir bilsen. Ta cehennemin bir bucağında oturuyor. Gördün mü kadını? Bravo Ed. Büyük gazetecisin. Sağ ol. Gördüm. Uzun uzadıya konuştuk. Kızın ani hazımsızlıktan öldüğünü söylüyor. Raporu da öyle vermişler. Neyin peşinde olduğunu anlamadılar değil mi? Hayır. Çok temkinli davrandım. Kız o Allah'ın belası katil rezil herifin ameliyat masasında ölmüş. Kızın annesi ancak gömme iznini imzaladığı sırada duymuş herifin adını. Oysa tatanozdan ölmüş. Daha doğrusu aletlerden mikrop kapmış. Onu da buldun ha? Peki bu kadınların akrabalarını bir araya toplayıp bir birlik haline getirsek? Olurdu ama bir şey kanıtlayamayız. Örneğin Doktor Kerlis'e gidip kürtaj yaptıran kızları konuşturamazsın. Belki bir soruşturma açtırabilirsin ama sonrası ne olur? Kerlis'il aldığının akıyla çıkar bu işin içinden. Hem de kardeşinin yardımı olmadan. Kürtajdan ölen kızları mezardan çıkartıp otopsi yaptırabilirsin ama o da bir işe yaramaz. Çoktan iskelet haline gelmişlerdir. Sen hikayeyi yaz Ed. Gerisini ben hallederim. Peki. Umarım ne yaptığının farkındasındır. Büyük jüri seni çağırdığı zaman onlara gösterecek belgelerin olmalı. Meraklanma olacak. Mira sen de işe koy. En iyisi kalkıp kendim geleyim dedim. İyi bir yer bulmuşsun. Hoş geldin Şerif. Geç otur. Hayrola? Bir şey yok Mike. Seninle kendi ofisimde buluşmak istemedim. Boşu boşuna riske girmeyelim. Bu nedenle gelmek için bu saati seçtim. Sigara içmemde bir sakınca yok ya. Keyfine bak. Hadi Şerif. Çıkar artık dilinin altındaki baklayı. Çok kötü bir aktörsün biliyor musun? Senin hakkında bazı şeyler duydum. Nasıl şeyler? Dergi hakkında. Sen kenti mikroplardan mı temizleyecekmişsin neymiş? Er geç yapacağım bu işi merak etme. Senin bir takıntın yok nasıl olsa. Yok canım. Oldukça iyi bir şerif olduğumu sanıyorum. Benim meraklanmam kendim için değil senin için.
sen neye karşı çıktığını biliyor musun acaba diye merak ettim. Biliyorum, biliyorum. Dergiye çıkardığımdan beri bu lafları devamlı duyuyorum zaten. Şerif, ben kalın kafalı biriyimdir, bilirsin. Ben bu yola baş koydum bir kere. Şimdilik dergiye çıkartacak kadar param da var. Herifler ister reklam versinler ister vermesinler. Umudumda bile değil. Mike, seni severim. Bana çok yardımın dokundu. Oğluma burs buldun. Daha bir sürü şeyler yaptın benim için. Ama topal bir eşekle Arap atını geçmeye çalışıyorsun. Ben uzun zamandan beri bu kentte çalışırım. Neyin ne olduğunu bilirim. Şerif, uyarıların için teşekkür ederim. Ama ben bu işi sonuna kadar sürdüreceğim. Bütün bu üç kağıtçılıktan, bu aldatmacadan nefret ediyorum. Eğer bu işten vazgeçersen bir daha nasıl rahat uyuyabilirim, düşünsene. Böyle düşündüğün için inan ki çok sevindim. Ben sendenim. Jack Carlson'la sana uğraması için... Ha, seni buraya o kurtarıcı doktorun ağabeyi gönderdi, öyle mi? Sana uğramamı rica etti. Arkadaş olduğumuzu biliyor da... onu kızdıracak yazılar yazmamanı rica etmemi söyledi. Ha, yazıklar olsun sana. Bir gangster ve kentin şerifi. Sen de onun için geldin buraya, öyle mi? Hayır. Bunları telefonla da söyleyebilirdim. Ben asıl bunları vermeye geldim. Bu kağıt 6 ay öncesinin tarihini taşıyor. Senin şerif yardımcılığına atandığını gösteren belge. Bu da rozetin. Eğer bunlara sahip olursan daha rahat olursun gibime geldi de. Teşekkür ederim şerif. Bir şey değil. Ha, bunu da al. 38'lik otomatik bir tabanca. Bu olmadan o elindekiler pek bir işe yaramaz. Dilerim kullanmak zorunda kalmasın. Çok iyisin şerif. Çok. İnşallah kullanmak gerekmez. Sen yine de yanında taşı. Ne olur ne olmaz. Taşıma hakkına sahipsin nasıl olsa. Ha, Jack Carlson'ın kardeşi için yazacağın hikaye ne yahu? Şu kürtaj meselesi mi? Onun hakkında bir şey biliyor musun? Nereden duydun? Biraz biliyorum. Eskiden onun yanında çalışan bir kız tanıyorum. Kızın adı ne? Şu anda aklımdan çıktı ama bulabilirim. Bunu yapar mısın şerif? Bulur musun ha? Belki bize yardımı dokunabilir. Tabii tabii, ben sana telefon ederim. İstersen ben arayayım. Yok yok, unutmam, merak etme. Mike, yapabileceğim bir şey olursa bana el altından bir haber uçuruverirsin değil mi? Durumumu biliyorsun. Hey Mike, uyan uyan. Merhaba Ed. Biraz kestireyim dedim. Oo, havada kararmak üzere. Ne var ne yok? Derginin başı dertte. Ne oldu dergiye? Carlson. Jack Carlson dergileri tüm bayilerden toplattırmış. Ne zaman? Nasıl? Anladığım kadarıyla tam bir baskın. Üstelik de çok iyi planlanmış bir baskın. Normal dağıtım yapıldıktan bir iki dakika sonra aynı anda kentteki tüm dağıtımcılara 2-3 kişi gelmiş. Dergileri parayla toplamış, sonra da bir arabaya atlayıp gitmişler. Yaralanma falan var mı? Ne iş be? Birkaç dağıtımcı direnmeye kalkmış ama herifler sesini kesmezse sonunun fena olacağını söylemişler. Carlson kardeşi hakkındaki yazının yayılmasına engel olmak istedi. Bunu yapamaz. Şu ülkenin haline bak. Yapamazlar ama yaptılar. Demek böyle. Peki, biz de yeni bir baskı yapacağız. Kendini ne sanıyor bu herifler? Gösteririm ben ona. Alo? Bay Lawrence orada mı? Gelmeyecek mi? Peki, teşekkür ederim. Lawrence yokmuş. Eğer onu bulsaydık, işçilerin parasını verir kaldırtır... Hemen yeni baskıya geçerdik. Allah kahretsin. Onun yüzünden bütün gece boşu boşuna geçecek. Bunu sabahleyin de yapabiliriz. Tabii razı olursa. Bir çıkar yol daha var. Söyle bakalım, neymiş o yol? Söyleyeceğim ama daha sonra. Şimdi ben gidiyorum. Nereye? Şöyle bir dolaşıp hava alacağım. Hey, dur bir dakika. Şu tabancayı alsan iyi edersin. Peki, alayım, alayım. Yaptığına dikkat et. Ben de gelsem iyi olurdu. Boş ver, bana bir şey olmaz. Hadi çıkalım. Kali, bütün sorumluluğu ben üstüme alıyorum. Tamam da bu işi yapmak için yine de Bay Lawrence'ten izin almayı yeğlerim.
basın evine gelmek için çıkmış. Şimdiye dek gelmesi gerekirdi. Gerekirdi ama gelmedi işte. Daha da gecikebilir. Bense bir dakika bile kaybetmek istemiyorum. Bak Kali, dünkü provaları daha dağıtmadınız değil mi? Dağıtmadık, hepsi bağlı duruyor. Öyleyse daha ne düşünüyorsun? Koy makineye bas gitsin. Dün kaç basmıştın? 12 bin kadar. Bugün 16 bin bas. Ama bu benim tüm programımı alt üst edecek. Bak, eğer öbür iş için fazla mesai gerekirse parasını verir. Tamam mı? Şimdi bas bunları hadi. Tamam ama Bay Lawrence bir şey derse... Canım onu ben hallederim, sen bas bana bak. Aa, hoş geldiniz. Mark, Kali'den ne haber? Kozmopolit basılıyor mu? O iş tamam. Ama çok zor oldu. İyi, o herife dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Peki dağıtımcılardan ne haber? Ya tekrar baskına uğrarlarsa? Sen öyle san. Şuradan şu pencereden bir bak bakalım. Goriller. Vay canına. Tam Carlos'un anladığı dilden konuşur bunlar. Nasıl, nereden buldun bunları? Nereden mi buldum? Emniyet müdürlüğünün özel kısmından. Senden ayrıldıktan sonra olanları anlattım. Yardıma ihtiyacım olduğunu söyledim. Sonuç, adamlar burada işte. Bu bebeklere çatacak adamların alnını karıştır. 40 yıl düşünsen polis şefinden yardım istemek aklıma gelmezdi. Mike, gelin. Bak bakalım kimi göreceksin. Kim bu? Jack Carlson. Bizim binadan çıktı ama bizimle görüşmek için gelmedi. Mira, dikkat et seni görmesin. Çekil. Merak etme. Hiç de umduğum gibi biri değilmiş. Demek kentin diktatörü bu ha? İyi. Görünüşü aklımı kurcalayan bir sürü soruyu cevaplandırıyor böylece. Gel hadi gel, çabuk. Gel. Makinaları sen mi durdurdun? Evet, eğer benden habersiz baskıya geçerlerse yine durdururum. Hem siz kim oluyorsunuz da burada benim yerimde benden izinsiz buyruklar vermeye kalkıyorsunuz? Sinirlenme, sinirlenme, sakin ol. Seni aradım, bulamadım. Dergide hemen çıkartmak istiyorum. Ne var bunda? Bugün sigorta şirketinin dergisini basmamız gerektiğini biliyorsun. Onlarla anlaşmamız var. Sırf senin keyfin olacak diye anlaşmayı bozamam ya. Asıl neden bu bir değil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Makinaları durdurmanın Jack Carlson'ın ziyaretiyle bir ilişiği yok. Carlson? Değil mi? Ha? Hı? Carlson? Bırak numarayı. Herifi buradan çıkarken gördük. Evet, Bay Carlson biraz önce buradaydı. Önerdiğine göre... Bir şey önermedi, sadece emretti. Peki, ne olacak şimdi? Seni korkutmasına izin verecek misin? Bunun korkutmayla falan bir ilişkisi yok. Yalnız uygunsuz bir duruma düşmek istemem. Yazıyı okuduğum zaman da söylemiştim. Sen benim soruma cevap ver. Bu dergiyi basacak mısın, basmayacak mısın? Bir dakika, Mike. Durumu biliyorsun. Bunun satılmış herifin teki olduğunu söylemiştim. Ödlek herif. Kes et. Peki, başka bir yerde basarım. Basılan dergilerle kalıpları alıp başka bir basım evine giderim. Buna da bir diyeceğin yok ya. Yok, tabii. Yok, neden olsun? Ülkenin bu hale düşmesinin nedeni her tarafın senin gibi ödlek ve karaktersiz kişilerle dolu olması. Oldu Bay Mike, anlaştık. Basım evim emrinizde. İlişkilerimiz de hiçbir zaman Lawrence'la olduğu gibi olmayacaktır. Ne olursa olsun derginizin basımının aksamayacağına emin olabilirsiniz. Jack Carlson vız gelir bana. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Burada 3 kişinin çalışabileceği, ofis olarak kullanabileceğimiz bir yer var mı? Arka tarafta, düzeltmenlerim orada çalışırdı. Düzeltmenlerim olduğu zaman yani. Makinelerin gürültüsü duyulmaz. Bilmem işinize yarar mı? Rahatlıkla. Sağ olun. Esasında en önemli sorun derginin basımını ne zaman bitirebileceğiz? Ne zaman isterseniz. Kalıplar burada olsaydı hemen baskıya geçerdik. Sayfaları katlamak için birkaç kız bulmam gerekecek. Gerekirse o işi kendimiz de yaparız. Buyurun. İlk baskı ücreti olarak 500 dolar. Paranızın her zaman düzenli ödeneceğinin kanıtı. Hiç gereği yoktu. Alın alın. Ben gerekli malzemeyi bir kamyona yükler götürürüm. Bir saate kadar burada olurum. Mümkünse öğleden sonra baskıya geçmek istiyorum ha. Ben şimdi işçileri toplar, makinaları baskı için hazırlatırım. Toplattırılmaya çalışılan dergi Kozmopolit burada satılır. Bu sayıda Dr. Harry Carlson'ın iç yüzü. Kozmopolit gerçek, bütün gerçek ve sadece gerçek. İlan nasıl et?
Tüm bayilere bunlardan dağıttık. Emniyet müdürlüğünün her adamına da birer kauçuk cop dağıttı Mike. Çok güzel. Mike gideli çok oldu mu? Bir yere takılmazsa gelir şimdi. Galiba geliyor. Selamlar. Millet kapışıyor dergiyi. Geceye kalmadan bütün kent duyacak haberi. Şimdiden duydular bile. Sevgili Jack Carlos'ımızın hiç sesi soluğu çıkmıyor. Dur bakalım, hemen karar verme. Harekete geçmek için tonla zamanı var. Mike, eskiden Doktor Carlos'un yanında çalışan kız için Şerif'i bir arasan. O kıza ihtiyacımız olacak herhalde. Büyük jüri de tıp birliği de bu konu üzerinde soruşturma açacaktır %100. Merak etme, merak etme. Şerif verdiği sözü tutar. Neyin var Mira? Yediğimiz istakoz sanki midemi tırmalıyor. Ah, biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Bir şey istiyor musun? İlaç vereyim mi? İyi olur. Belki düzelirim. Alo. Merhaba Şerif. Nasılsın? Çok iyi. Nedir? Yaşa. Dur bir dakika. Bir kalem kağıt alayım, dur. Tamam. Adı Jean Christie. Nerede oturuyor dedin? Dolly Madison yurdu. İyi. Ciddi mi? Sağ ol. Kellis'le hakkında bir şey duydun mu? Dergiyi bu akşamüstü çıkardık. Ha? Gördün mü? Yazı için ne diyorsun? İyice karışacak işler ha? Çok teşekkürler Şerif, çok. Ha? Tabii tabii. Durumu bildiririm sana. İyi akşamlar. Bu işte tamam. Şerif kızı bulmuş, ikna etmiş. İşte bu harika. Ben hemen zaman kaybetmeden gidip kızla konuşsam iyi olacak. İstersen git ama hemen gitmen de gerekli değil. Şerif kızla konuştuğuna göre meraklanman için bir neden kalmıyor. Hayır hayır, kendin konuşsan daha iyi. İçim rahat eder hiç olmazsa. Gidiyorum. Doktor ister misin Mira? Yok canım, yalnız geç kalma. Ed, sen de birlikte gitsen daha iyi olmaz mı? Yok yok yok, Ed burada kalsın. Ben çok geç kalmam. Özür dilerim, sizi yukarıya odama alamıyorum. Biliyorsunuz burası kadınlar yurdu. Yönetmeliğe uymak zorundayız. Oturma salonunuz güzel. Burada da konuşabiliriz. Şerif beni arayacağınızı söylemişti. Anladığıma göre ne istediğimi de söylemiştir. Söyledi. Dergide çıkan Dr. Harry Carousel hikayesi hakkında daha fazla şeyler öğrenmek istiyormuşsunuz. Dergiyi okudunuz mu? Sadece o bölümü okudum. Her şeyi açıkça yazmışsınız. Böyle bir hikaye ancak o şekilde yazılabilirdi. Bütün açıklığıyla. Grift veya McAllister adlı kızları hatırlıyor musunuz? İkisini de hatırlıyorum. İki ameliyata da ben yardım ettim. McAllister adlı kız kollarımda öldü. Öyle mi? Doktor Kellis'le hakkındaki belgeleri bu kadar çabuk elde edeceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Ben Christie, korkarım bu hikaye hakkında bir soruşturma açılacaktır. Benim ricam yani... Bildiklerimi büyük jüriye anlatmamı istiyorsunuz, öyle değil mi? Yapar mısınız bunu? Yani böyle bir şey rica etmek istemezdim sizden ama... Elimizde belgeler olmazsa hiçbir şey yapamayız. Anlatırım. Anlatacağıma emin olabilirsiniz. Hem anlattıklarım bu kadarla da kalmayacak. Bana da kürtaj yaptı. Önce hamile bıraktı, sonra ameliyat etti. Bir ay sonra da sepetledi. Ona kızmanızı anlıyorum. Doktor Kerlisal'ın sizin gibi her şeyi bilen birini kızdırmayacak kadar akıllı olduğunu sanırdım. Öyle sanırdınız değil mi? Belki de bu benim hatam. Herhalde yanlış davrandım ona karşı. Yalvardım, tehdit ettim. Oysa bu davranışlar bir erkeğin karşısındaki kadını küçük görmesine neden oluyor. Aslında kardeşine güveniyor. Jack Carlisle'a. Başım derde girerse kardeşim nasıl olsa kurtarır diyor. Blöf yaptığımı sandı. İnanın Bay Mike, hep böyle bir olanak elde etmek için dua ettim. İşte şimdi o olanak ayağınıza geldi. Bence şimdi hemen bir notere gidelim. Bütün bunları anlatan bir tutanak tutturup onaylatalım. Bu saatte mi? Bize yardım edecek bir noter tanıyorum. Sizce bir sakıncası var mı bunun? Siz ne derseniz yaparım. Yalnız saat 12'den önce burada olmalıyım. Oluruz. Bunun bir zararı olmaz size. Elimde bir belge olursa içim daha rahat edecek. Merak etmeyin. Gidip hazırlanayım. Ben sizi burada bekliyorum. Sakin ol, sakin ol. Mike, sakin ol. Bırak debelenmeyi, yat. Çok mu fena yaralandım? Daha da fena yaralanabilirdin. Yine şanslıymışsın Mike.
Sende de amma sağlam kafa varmış ha. Ne olup bittiğini anlayamadık bile. Bağırmanı, gürültüleri duyunca hemen koştuk ama biz geldiğimizde herifler kaçıyordu. Üç el ateş ettim arkalarından. O kadar heyecanlanmışım ki tümü boşa gitti. Bu Jack Carlson'ın işi. Alacağı olsun. Başka kim olabilir ki? Biraz konuşabilecek halde miyiz? Jim Christie ile işler nasıl gitti? Harika. Doktor Harry Carlson ona da kürtaj yapmış. Sadece o kadının tanıklığı doktoru ömür boyu hapiste yatırmaya yeter. İmzalı belge aldım elinden. Sahi mi? Nerede peki? Arabanın arka koltuğunun altında. Hadi kat da gel kağıdı. Oldu. Nasıl oldu da cebine koymadın o kağıdı peki? Ne bileyim. İçimden öyle geldi işte. İyi olmuş. Katiller üstünde ne var ne yok hepsini almışlar. Belli ki bu işin ustasıymışlar. Acaba Carlos'la o kızla buluştuğunu biliyor muydu? Yok sanmıyorum. Belli bir şey bulmak için aramamışlar herhalde ceplerimi. Sadece emin olmak için. Çok mu fena yaralanmış kafam ha? Versene şuradan şu aynayı. Birkaç dikiş canım. Hepsi o kadar. Allah kahretsin. Çok fena ağrıyor. Ağrıması normal o kadar darbeden sonra. Sakin ol Mike. Artık konuşma. İyiyim. Neden konuşmayacakmışım? İyiyim. Hadi bırak numarayı da yat yerine. Yat. Mike. Buldun mu? Buldum. Yukarı gelirken okudum bile. Erotik koleksiyonuna yeni bir parça daha eklemişsin. Her kelimesi doğrudur. Bu erotik olmasına engel değil. Dinle şunu Mira. Okumana gerek yok. Nasıl bir şey olduğunu kestirebiliyorum. Bu belgeyi emin bir yere koymamız gerekmez mi sence? En iyisi şunu senin bankadaki kasana koyalım. İyi olur. Yarın koyarım. Şimdi eve gideyim. Biz seni götürürüz. Hayır ben giderim. Sizler yorulmayın. Şuradan elbisemi ver bana. Ama... Tartışmanın bir yararı yok. Bu fırsatı dünyada kaçırmaz. Süper adam olmaya bayılır biliyorsun. Sosyete haberleri de bitti. Gidip birkaç sandviç alayım. Ne oldu? Efendim? Bir şey yok. Sandviçleri ben alırım. Hem akşam gazetelerine de bakarım. Selamlar. Nasılsınız? Biz iyiyiz ya sen? Canın niye sıkıldı? Oh, gazeteleri de getirmişsin. Yeni haberler var mı? Mira üzülme sakın. Ed okusun gazeteleri. Harry Carlson intihar etmiş. Ne? Nasıl? Ölmüş mü? Doktor Harry Carlson ölü bulundu. Sosyete doktorunun cesedi banyoda, tabancası yanındaydı. Aman Allah'ım ne feci. Tabancası da yanındaydı. Ah şu rezil gazeteler. İntihar ettiğini yazacak kadar bile cesaretleri yok. Doktor Harry Carlson dün Carlton'da çıkan yeni bir derginin kızgın hücumlarına maruz kalmıştı. Yakın arkadaşlarının tümü de doktorun bu yazıları okuyup okumadığını bilmediklerini söylediler. Politik çevrelerce iyi tanınan kardeşi Jack Carlson çok üzüntülü olduğu için gazetecilerle konuşmamıştır. Hepsi bu kadar mı? Hayır, birkaç satır daha var ama buna benzer şeyler. Çok kötü yazılmış bir yazı. Hadi, Grissom'un yanına inelim. Hadi. Halletmeye gücünün yetmeyeceği işleri kafana takıp da böyle bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan vazgeçsen başında bu denli ağrımaz. Carlos'un öldüyse öldü. Elden ne gelir? Yok. Beni sandığın kadar sarsmadı o haber. Üzüldüm sadece. Zaten her geçen gün üzülecek daha fazla dertlerle karşılaşıyorum. İşte bu yüzden daha büyük, ülke çapında bir dergi çıkarmak istiyorum. Belki o zaman böyle olaylar için bir şeyler yapabilirim. Allah'ım. Sendeki bu güç, bu hırs. Mike Dolan. Bir gün gelecek sen çok büyük bir adam olacaksın. Çok, çok büyük bir adam. Aşağıda sizinle görüşmek isteyen bir adam var. Ne hakkında? Bilmiyorum efendim. Sordum ama kişisel bir mesele olduğunu söyledi. Tuhaf bir görünüşü var. Ufak tefek bıyıklı bir adam. Yabancıya benziyor. Peki. Al buraya. Dur bir dakika. Buraya bak Mike. Böyle şeyler yapmaman gerektiğini biliyorsun. Tehlikeli bir işin içine girdiğimizi anlaman gerekir. Git getir adamı. Günün birinde keşke şu Mira'yı dinleseydim diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak galiba. Galiba.
İşte Bay Mike karşınızda. Sağ ol. Sen çıkabilirsin. Oturun. Adım Bagriola. Berberlik yapıyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Bu hanım sekreterim Mila Davidson. Yabancım değil. Sakin olun Bagriola. Burada size kimsenin zararı dokunmaz. Benimle ne hakkında görüşmek istemiştiniz? Söyleyeceğim. Daha önce polise ve gazetelere gittim ama hepsi ellerinden bir şey gelmeyeceğini söylediler. Bugün bir müşteriyi tıraş ediyordum. Adam yanındakine sizin derginizden ve sizin hak bildiğiniz yolda nasıl cesurca mücadele ettiğinizden söz etti. Sağ olun da polisin size yardım etmeyeceğini söylemekle ne demek istiyorsunuz yani? Beni nehrin kenarına götürerek iki kez kırbaçladılar. Sadistler. Son seferinde ise beni bir ağaca bağlayıp öylece bıraktılar. Anlamadım. Kimler? Kim olduklarını ben de bilmiyorum. Cübbeler giyip kukuletalar takıyorlar. İnsanları katrana ve tüye buluyorlar. Aman yarabbi. Haçlılar. Kuluksuklar. Sırtımı görmek istersiniz herhalde. Bakın. Vay canına. Mira gel de bak. Yahu sende sırt diye bir şey kalmamış. Kamçı izleri. Bugüne kadar böyle korkunç bir şey görmedim. Hala sağ olman bir mucize. Bunlar insan değil. İnsan belli değil bunlar. Bu yüce, bu özgür ülkede neler olup bittiğinin pek az farkındasın. Hemen bir doktora görünmelisin. Sırtın mikrop kapabilir. Doktora gösterdim. Bu tedavi edilmiş şekli. Bandajları bugün özellikle açtırdım. Size göstermek için. Peki polis ne dedi bu işe? Hiçbir şey demediler. Ben bu adamları tanımadığım sürece ellerinden bir şey gelemeyeceğini söylediler. Tabii ben de bu adamları tanımıyordum. Bir içki ister misiniz? Ne, teşekkür ederim, istemem. Benim istediğim tek şey adalet. Allah kahretsin, Allah kahretsin. O kadar üzülmeyin. Ben bu halek olanlardan sadece biriyim ve üstelik şanslıyım. Daha başkaları da mı var? Hani her zaman mı oluyor bu anlattıklarınız? Evet, her zaman. Böyle düzinelerle olay oldu. Ama hakkında tek satır yazılmadı bugüne dek. Herhalde poliste ve basında adamları var bunların diyorum. Yoksa gerçeklere neden saklasınlar? Birisi sizden intikam almak istemiş olabilir mi? Neyin intikamını? Benim kimseye zararım dokunmaz ki. Bu heriflerin birini kırbaçlamak için inceden inceye bir neden aradıkları yok zaten. Öyle götürüp kırbaçlıyorlar işte. Kırbaçlanan bir sürü adam var. Hatta aralarında bazıları sakat kaldı. Örneğin boynundan asılan bir adam biliyorum. Ne? Ölmedi. Ona bir ders vermek istiyorlardı sadece. Yaşıyor ama bundan böyle hep kötürüm kalacak. Bazı sinirleri zedelenmiş. Buraya bakın bakıyorlar. Beni o adama götürebilir misin? Memnuniyetle. Ne zaman isterseniz. Hemen şimdi gitmek istiyorum. Hemen. Dur bir dakika Mike. Şimdi koşturmanın bir yararı yok. Bunun yarını da var. Hayatımda duyduğum en rezilce iş bu. Bu adam ne yapmış olursa olsun kimsenin onu sakat bırakmaya hakkı yok. Onu sakat bırakan adam aynı çeteden mi? Belki ayrı ayrı birçok gruplar vardır ama galiba hepsi aynı örgüte bağlı. Dinle Mike. Zamanında çok şey gördüm. İnan bana bu sadece o eski tip Amerikanizmin yeni bir modeli. Bu ülke bu tür olaylarla dolu. Seni üzen her olay için ayrı ayrı uğraşamazsın. Aklını başına topla. Bay Bagriola, söylediklerinizin doğru olduğunu kabul ediyorum ama... Doğru söylüyorum. Doğru söylediğimi siz de biliyorsunuz. Ben sana inanıyorum Bagriola. Bu heriflerden söz edildiğini daha önce ben de duymuştum ama... yaptıkları işkencelerin somut örneğini ilk defa görüyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Gideceksin. Bay Bagriola, ben de size inanmak isterdim. Ama tehlikelerle dolu bir işte çalışıyoruz. Onun için dikkatli olmak zorundayız. Mike'ı tuzağa düşürmeye çalıştığınızı gösteren en ufak bir hareketiniz olursa önce sizi vuracaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Al Mike. Tabanca. Emniyeti açık. Sen ona bakma Bagriola. Hadi gidelim. Bir dakika. Gitmeden önce bana dükkanınızla evinizin adresini bırakın. Memnuniyetle. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Mike, senden 2 saate kadar haber alamazsam hemen Şerif'i çağırıp bu adreslere gideceğim. Şimdi de gene Şerif'e telefon edip adreslerin doğruluğunu araştıracağım. Bana bak. Sakın Ed'e telefon edip rahatsız etmeye kalkma. Biliyorsun çocukları gezmeye götürecekti, yorgundur. Benim yapacağım bu. Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Bana sorarsan sen keçi kafalı aptalın birisin. Hadi gel Bagriola. Dramatik sahnelere bayılır bu hanım. Evet. Ne arıyorsun bu saatte? Hı? Ben sana söyledim Mira. Gördün mü, sapasağlam döndüm. Herhalde Mira sana Bagriola'nın hikayesini anlatmıştır. Ha? Başından sonuna kadar. Kötürüm kalan adamı gördün mü? Gördüm. Belki sana garip gelecek ama keşke gördüklerimi sen de görseydin diyorum. Ne acı. Bu sonuncusu bilmek istediğim her şeyi aydınlığa çıkardı.
Ama küçük hanım yaptıklarımın yanlış olduğuna inanıyor. Hiç de öyle bir şeye inandığı yok. Her zaman olumsuz tavır takınıyor. Evet, öyle yapıyor. Çünkü sana aşık. Ed! Ne yapalım, bu böyle. Artık birisinin çıkıp bunu bu şaşkın herife söylemesinin sırası gelmişti. Helalse. Ben göreceğimi gördüm bu akşam. Yeryüzünde hiçbir güç beni bu işle uğraşmaktan alıkoyamaz. Öleceğimi bilsem sonuna kadar uğraşayım bu işle. Bugüne kadar duyduğum en aşağılık iş bu. Kukuluksklar'ı hatırlarsın değil mi? Bir zamanlar ben bu tür bir hikayeyi basması için Thomas'a ne kadar yalvardım biliyor musun? Eğer o zaman yazılsaydı belki bunların hepsi önlenebilirdi. Çok iyi hatırlarım. Hele otur. Şapkanı da çıkar. Vay canına. Farkında değilim. Düşündükçe beynim karıncalanıyor. Tuki, tüm işleri Charlton'da yoluna koydun. Ülkenin geri kalan bölümü ne olacak? Hı? Oralarda düzeltebilecek misin? İşin kökenine inmeyince hiçbir şeyin olumlu bir yönde gelişebileceğine inanma. Peki sonrası ne olacak? Düşünebiliyor musun? Belki sen haklısın. Ama hayatta bir kez ölür. Kusura bakma Şerif. Buraya kadar yordum seni. Önemli değil Mark. Sen nasılsın Ed? Teşekkür ederim. İyiyim. Seni rahatsız edişimin nedeni... dün akşam bir şey gördüm. Senin bu konuda bana yardım edebileceğini düşündüm de. Sen bir de polis şefi. Bu koca kentte bana yardım edebilecek yegane insanlarsınız. Önce seninle konuşmak istedim. Nedir mesele? Haçlılar diye bir şeyden bahsedildiğini duydun mu? Hayır. Kim bunlar? Kimler olduğunu biliyorsun Şerif. Gözlerini şaşılaştırıp burnunun ucuna baktığın zaman yalan söylediğin hemen belli oluyor. Hadi, hadi söyle kim bunlar? Tanrı aşkına Mike, bana sormak istediğin bu muydu? Bunun için mi çağırdın beni? Bak Şerif, Haçlıların kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Üstelik ben de senin bu işi bildiğini çok iyi biliyorum. Konuşmaktan niye korkuyorsun? Aşağı inelim. Ha, şöyle... Hadi konuş şimdi. Sana fazla bir şey söyleyemem. Çünkü ben de pek bir şey bilmiyorum. Sen de üye misin? Hayır, bana teklif etmediler bile. Peki üye olanlardan kimseyi tanıyor musun? Benim yardımcılarımdan biri Semren. Galiba Kresmov'da üye. Hem de önderlerinden. Nasıl olur ya? O herif bankanın yönetim kurulu başkanı. Kendin ileri gelenlerinden biri. Yanılmayasın. Sana söylediklerim kişisel bilgilerim değil. Oradan buradan duyduklarım. Bak Şerif, bu isteğimi yaparsan senden başka bir ricam olmayacak. Yardımcından gelecek toplantının nerede, ne zaman olacağını öğrenmeni istiyorum. İşte bunu yapamam Mike. Bunlar çok gizli çalışan bir örgüt. Üstelik Sam'i de kuşkulandırabilirim. Ama bak, bu iş çok önemli. Bu işin üstesinden gelecek kadar tecrübelisin. Sonra sen onun amirisin. Pek öyle değil. Son zamanlarda burnu pek büyüdü. Galiba benim yerimde gözü var. Şerif olmak için can atıyor. Tamam. Bana yardım etmeni gerektiren nedenler çoğalıyor işte. Görüyorsun. Sen onların nerede toplanacaklarını öğren yeter. Gerisini bize bırak. Peki, elimden geleni yapacağım ama dikkatli ol. Hadi ben gidiyorum. Ed'e selam söyle. İyi günler. Aşağıda otomobilde bir adam var, sizinle görüşmek istiyor. Bat geldi dersem anlar mısınız? Hah, geliyorum. Yukarı gelmek istemedim. Bundan böyle çok dikkatli olmamız gerek. Haçlıların bu akşam nerede toplanacaklarını öğrendim. Bu akşam mı? Yaşasın. Nerede Şerif? Eski hava alanının olduğu yeri biliyorsun değil mi? Su deposunun ötesinde. Oradaki hangarların en büyüğünde. Biliyorum biliyorum. Nehrin öbür yakasında. Tamam. Al bunu giyersin. Nedir bu? Üniforma. Bunu giymeden aralarına karışamazsın. Ne düşündüğünü anlıyorum. Hayır, üye değilim. Bunlar yardımcım Sam'e ait. Onu bugün... İki tutukluyla başka kente gönderdim. Bendeki yedek anahtarla dolabını açıp eşyalarını aldım. Teşekkür ederim Şerif. Bana büyük iyilik ettin. Boş ver. Yalnız dikkat et. Üniformaya bir şey olmasın. Bir de Mike, tabancanı yanına alsan iyi edersin. Gerçi bu üniforma işi idare eder ama ne olur ne olmaz. Ha, sabahleyin uğrar üniformayı alırım. Hem de konuşuruz. Olur Şerif. İyi geceler.
anlaştılar. Bu gece 7. toplantımızı yapıyoruz. Her geçen gün düzeltilmesi gereken durumları görüp hallediyoruz. Her geçen gün sonuca biraz daha yaklaşıyoruz. Her geçen gün saflarımıza yeni katılanlara da güçleniyoruz. Şimdi 7 numaralı bildiriyi okuyorum. Aşağıdaki dükkan ve iş yerleri boykot edilecektir. Midway dükkanı, 214 Endicott Bulvarı, Mason Restoran, 415 6. Cadde, Grayson'in dükkanı ve Güney Bulvarı. Boykot edilen yerlerin listesi toplantıdan sonra dağıtılacaktır. Ne olursa olsun hiç kimse buralardan alışveriş etmeyecektir. Şimdi Abraham Washington. Kim bu adam? Kim? Abraham Washington, senin orada burada bu kentin yöneticileri hakkında atıp tuttuğunu duyduk. Sen bir bozguncusun. Efendim patron, efendim. Ben hiçbir şey söylemedim. Efendim patron, Tanrı adına yemin ederim, öyle demek istemedim. Ben sadece... Sen zenci komşularını da beyazların davranışlarını protesto etmeleri için kışkırtıyormuşsun. Hayır. Haçlılar her şeyi görür, her şeyi duyarlar. Sen iki ölümsüz Amerikalının adını taşıyorsun. Biz sana bu atlara saygı göstermesini öğreteceğiz. Ben suçsuzum. Ne olur acıyın. Bağışlayın. 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 Zenciler oldukları yerde kalmayı, şikayet etmemeyi öğrenmelidirler. Sana vereceğimiz ders şimdilik hayatına bir zarar vermeyecek. Ama çeneni tutmazsan, çocukların yetim, karınsa dul kalacaktır. Kollarından kirişi alsın onu. Sonra katranla tüye boğlayın. Sonra yavaş yavaş yukarı çekin. Bir saat yukarıda asılı kalsın. Yarattığım memleketim. İnanılmaz bir olay bu. Bu hikayeyi yazamazsın Mike. Kimse inanmaz buna. Bagri olayı, boynundan asılan zenciyi, Abraham Washington'la ötekileri gösterdiğim zaman inanırlar. Peki adamı nasıl bulacaksın? Ben bulacağım yerleri biliyorum. Özellikle Abraham Washington'u. Asıl sen bu kağıda bir göz at. Arnold Smith, Jack Perkins, Jack Carlisle. Jack Carlisle de bulunuyor. Nedir bunlar? Haçlıların önderleri. İçlerinde Jack Carlisle de bulunuyor. Evet. Nereden ele geçirdin bu isimleri? Allah'ın adaleti. Hangarın arkasında özel bir park yeri vardı. Yan yana dizilmiş bir sürü otomobil gördüm. Hepsinin plakalarını aldım. Sabahleyin de ilk iş olarak trafik müdürlüğüne gidip sahiplerini buldum. Çok yaman adamsın Mike. Bunu bastığım zaman ne olacağını düşünebiliyor musun? Kente atom bombası düşse daha iyi. Şans işte. Şimdi bunun bir kopyasını çıkartıp bankadaki kasaya koy. Ben gidip Abraham Washington'la diğer tanıkları bulayım. Mira gelince söyle, sosyete sayfasını hazırlasın. Belki her zamankinden birkaç gün önce çıkartırız dergiyi. Hadi. İstersen ben de geleyim. Hayır. Senin burada kalman gerekiyor. Hadi görüşmek üzere. Mike, çok dikkatli ol. Dergi dediğim böyle olmalı. Kentin ileri gelenleri Haçlıların önderliğini yapıyor.
Bizenciye işkence eden maskeli çeteyi Jack Carlisle ve Crenshaw yönetiyorlar. Bu gizli örgütün hayretler veren iç yüzü Kozmopolit'te. Kozmopolit bütün satıcılarda. Bu duyuruyla birlikte dergileri de dağıttırdım. Sanırım herkes öğrendi. Bak, sokaklarda telaşlı telaşlı konuşuyorlar. Şu anda haber ajanslarının telefleri bir saniye ara vermeden takırdıyordur. Kentte herkes bundan bahsediyor. İkinci baskıya geçmeliyiz. İyi de sonu ne olacak? Nasıl sonu? Durumunu pek iyi görmüyorum. En seri araçla kenti terk etsen iyi olur. Kenti ne kadar çabuk terk edersen ölümden kurtulma şansın o kadar çabuklaşır. Bunları çok dinledim, boş verin böyle şeylere. Hem sen benimle gelsene. Yarım saate kadar döneriz, hadi gel. Nereye gidiyoruz? Evlenmeye. Seninle evlenmeden kurtuluş yok bana. Hadi yürü. Mike, çıldırdın mı? Bu anda... Hadi Mira, hadi hadi. Kim o? Mike, çabuk kapıyı aç. Ben Şerif Bat. Tanrı aşkına hemen çık git buradan. Şimdi mahkemeden geliyorum. Yargıç büyük jüriyi olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Bu akşam seni çağıracaklar. Heyecanlanma. İyi ya, benim de istediğim buydu zaten. Onlara anlatacaklarım. Sabahleyin anlatırsın. Şimdi evine git veya bir yerlere saklan. Anlatacaklarına bir çeki düzen ver. Anlatacaklarım hazır. Hepsi dergide var zaten. Abraham Washington'da iyi bir yere sakladım. Zamanı gelince çıkaracağım. Mike, ne olur ben seni uyarmaya geldim. Bu gece mahkemenin orada dolaşma. Neler olacağını kimse bilemez. Dinle Şerif, dinle. Buraya bak, katır kafalı herif. Bu gece ortalıkta dolaşamazsın. Sabaha kadar sabret. Sabahleyin çağrı kağıdı ve birkaç adam alır gelir seni alırım. Bana telefon da edersin. Galiba anlamıyorsun. Kent bu haberle çalkalanıyor. Aklına getiremeyeceğin bir sürü adam bu işe el attı. Yargıçlar, federal polis, Adalet Bakanlığı, hatta senatörler bile. Hemen buradan çıkman gerekir. Tamam. Buradan çıkacağım ve doğruca evime gideceğim. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Nasıl ateş edildiğini daha unutmadım ben. Nereye gidersen git ama hemen buradan çık. Seni arayacakları ilk yer burasıdır. Tamam Şerif, tamam, teşekkür ederim. Sabahleyin ilk iş olarak bana telefon edeceksin. Buna da yemin ederim. Ne sırıtıp duruyorsun? Dalga geçtiğimi mi sanıyorsun? Eğer senin ağzını kaparlarsa Carlson'ın dergide yazdıklarına kahkahayla güleceğini anlamıyor musun? Biraz zor güler. Çıkıyorum. Birkaç ufak tefek işim var. Onları bitirir bitirmez. Hep daha fazla kalamam. Gidiyorum. Canın cehenneme. Sağ ol Şerif. Dalga geçmediğini biliyorum. Ben de bir yere telefon edip çıkacağım. Be. Mira'yı arayayım. Alo. Mira. Merhaba. İyiyim. Şerif biraz önce buradaydı. Büyük yürü toplantıya başlamış. Evet. Olağanüstü toplantı. Ne dersin? Dünyayı birbirine kattık değil mi? Ben şimdi çıkıyorum. Tabii eve geleceğim. Sen Grissom'la Ed'i ara, eve gelsinler. Merak etme. Hadi. Hoşça kal sevgilim. Lambası da yanmıyor. Garip. Ne kadar güzel hava. Keşke otomobili buraya park etseydim. Bu ışıkta da ne? Kim o? Kalsın. Ne oluyor bana? Korkuyorum galiba. Takip mi ediyorum? Tabanca. Allah. Nasıl oldu da unuttum. Koş Mike. Koş. Koş caddeye, ışıklara, sokağın başı kurtuluşun. Ama sanki kilometreler var. Anladım Şerif. Şimdi anladım. Neden yaptım bunu? Neden inandım sana?